Şehrin kuzeyinde giriş kapısının dışında yer alıyor bu hamam. Daha sonra da bir bazilikaya çevriliyor. Milattan sonra 3. yüzyılın başlarına ait bu hamam. 6. yüzyılda da orta mekanda bir nef oluşturuyorlar ve kiliseye çeviriyorlar. Yapının arka duvarı altından geçen fay hattı ve oluşan depremle bu duvarı yatırıyor. Anadolu'daki birçok antik kentte olduğu gibi şehrin dışında bu hamam. Şehre gelen insanların yıkanıp girilmesini istiyorlar. Antik çağda Anadolu insanının temizlik ve bulaşıcı hastalıklara karşı aldığı tedbiri gösterme açısından çok önemli bu. Şu muhteşem kapıdan da Frontinus Caddesi'ne gireceğim. Şimdi Frontinus Caddesi'ne girerken bu muhteşem Frontinus kapısından geçeceğiz. Bu kapı hakkında biraz bilgi vereyim. Bu kapı tam 14 metrelik bu geniş caddenin girişinde bulunuyor. Roma dönemine ait anıtsal bir giriş burası. Kapının çok iyi koruna gelmiş üç kemerli girişi var. Yanlarında da yuvarlak planlı kuleler var. Giriş kapısının üstünde iki cephesinde de mermerden yapılmış anıtsal bir yazı varmış. Milattan sonra 84 yılında yazıldığı ve dolayısıyla da bu kapının milattan sonra 84 yılına ait olduğu söyleniyor. Frontinus'un Roma İmparatoru Domitianus'a burayı adadığı söylenir. Bakın, caddeyi anlatmadan önce size önce şurayı anlatayım. Burası hemen caddenin girişinde bir latrina, yani genel tuvalet. Milattan sonra 1. yüzyıla ait olduğu söyleniyor. Şuradan bir şey görebilir miyim? Göremedim. Bir de öbür taraftan bak. Evet. Buradan içeri giriliyormuş ya. Boşuna dolaşmışız. Depremde yıkılıyor burası. Sonradan onarım görüyor. Oturak taşları pek kalmamış. Pek kalmamış derken hiç kalmamış ama şurada gördüğünüz gibi su kanalları duruyor. Ve muhtemelen de tuvaletler bu tarafta. Delikleri var ve su kanalı da bu tarafta. Evet, bu muhteşem yolda yürümeye devam edeyim. Biraz da bilgi vereyim size. Mimari özelliklerinden dolayı Frontinus Caddesi'nin de kapı ile birlikte yapıldığı düşünülür. 14 metre genişliğinde bu cadde, daha önce de söylemiştim. Ve kentin ana caddesi. Milattan sonra işte 1. yüzyıl yapımı. Caddenin ortasından kapak taşlarıyla örtülü bir kanalizasyon geçer. Caddenin her iki uzun kenarında depo ve evler vardır. Caddenin uzunluğu 170 metreye ulaşır. Fakat bu mimarlar, işte mühendisler, müteahhitler diyelim, hırsa doymazlar. Daha sonra caddenin genişliğini 14 metreden 8 metreye indirir ve her iki tarafına da tekrar dükkanlar yaparlar. Burası Kuzey Bizans Kapısı. Hieropolis kentinde yapılan sur sistemine dahil bu kapı. Milattan sonra 4. yüzyıla tarihleniyor. Kuzey kapı güney kapıya simetrik olarak Bizans döneminde kentin anıtsal girişini oluşturuyor.
Devşirme taşlarla yapılıyor. Ve kare planlı iki kuleyle de destekleniyor. Evet, bir girelim bakalım buradan içeri. Kentin girişinde bulunan bu kutsal bir çeşme, Triton çeşmesi adı veriliyor. 60 metre uzunluğunda ve bu cephe, 60 metre uzunluğundaki bu cephe heykelleri koymak için yapılan nişlerle de bezeli, nişlerle donatılıyor. Hatta bakın birinci katın mermer kornişlerinin parçaları da hala çok korunaklı. Yapılan kazılar sonucunda Eros figürleri, alınlıklar ele geçiriliyor. Buradan çıkan sonuçlarla da İmparator Severus'un döneminde, yani milattan sonra 222'de yaptırıldığı söyleniyor. Burası Roma hamamı. Milattan sonra 1. yüzyıla ait. Dış duvarları büyük kalker bloklarla, iç duvarları ise küçük blokların taş ve toprakla birlikte kullanımıyla örülüyor. 4. yüzyılın ikinci yarısındaki depremle çok ağır bir hasar görüyor. Daha sonra da milattan sonra 5. yüzyılda burada yapılaşmaya başlayan evler tarafından da işgal altında, işgal ediliyor yani. Evet. Burası katedral. Hieropolis kentinin en önemli Hristiyan kült yapılarından. Bu yapıya bu sağ taraftan girildiği zaman vaftiz mekanına giriliyor. Dörtgen planlı, apsisli bir mekan ve sütunlarla üç nefe ayrılıyor. Yapı bu planıyla, bu şekliyle ve ortaçağ onarımları ile milattan sonra 6. yüzyıla tarihleniyor. Vaftiz teknesi bu apsisli bölümde. Ayrıca bu ana apsisin içinde ayin sırasında papazların ve piskoposun oturduğu bu konsantrik merdiven dedikleri yer var. Apollo Tapınağı'na gitmeden önce bu tapınak çeşmesini anlatayım. Bu tapınak çeşmesi büyük havuzu da içine alan U şeklindeki bir plana sahip olan ve çok düzgün traverten bloklardan yapılmış bir çeşme. Üst kısmı büyük bir olasılıkla devşirme taşlardan. Çünkü bakın çok farklı büyüklüklerde taşlar var. Çok değişik taşlar var. Bulunan mimari parçalara göre yapının iki katlı olduğu düşünülüyor. Ve ona göre bir rekonstrüksiyon planı hazırlanıyor. Eğer bulabilirsem bir yerde resmini çekeceğim size. Şimdi şuradan dolanıp Apollon Tapınağı'nın çevresinde dolanacağım. Çünkü giriş yasak. Bakalım oradan da bir şeyler anlatırız. Bu anıtsal yapı Hieropolis'in en önemli tanrısına adanıyor. Teraslar üzerindeki kutsal alan mermer merdiveniyle birbirine bağlanmaktadır. Doğru üzerindeki mermer sütunlarla çevrilidir. Daha önce tapınak şeklinde tanımlanmışken daha sonra kehanet merkezi olarak tanımlanıyor. Yapıdan bütün bu alanı kapsayacak şekilde orta kısımdan, yer altından zehirli gaz yayılmakta olup bu antik kaynaklarda da geçmektedir. Anıtsal kutsal yapı milattan sonra 1. yüzyıla tarihlenmekle beraber 3. yüzyılda da çok önemli değişiklikler geçirmiştir. Yıkıntılar üstünde şu gördüğünüz 9. 10. yüzyıllar civarında zeytinyağı üretimi için bir değirmen kuruluyor. Zeytini ezmek için
değirmen taşları kullanılıyor. Ve bu dönemde kentin her yerinde bu değirmenlerden var. Bakın şunlar zeytinyağı için kullanılan yerler. Bakın burası yeraltı tanrısı Hades'in kutsal alanı. Şimdi şöyle içeriye doğru girip bu mekanı anlatacağım. Bu heykel 3 boyutlu robot yazıcıyla hazırlanmış. O bilgiyi de vereyim. Bakın bu kutsal alanın merkez öğesi. Yaklaşık 800 kişilik bir mağaranın önündeki törenleri izleyebilen bir küçük tören tiyatrosu var. Burada soludukları gazla boğulmuş boğaların ve yayılan gazdan zehirlenmeyen kibele rahiplerinin mağaraya girişi gösterilir. İnançlı kişiler bu mağaraya yaklaştırılmaz. Biraz sonra mağarayı da göstereceğim. Bakın şu işte Hades'in heykeli. Yanındaki de üç başlı köpek ve şunlar da cehennemi temsil eden yılanlar. Bakın şurası da mağaranın girişi. Ağustos döneminde açılıyor mağaranın girişi. Yani milattan önce 1. yüzyılın sonuna denk geliyor. Şu kaya yükseltesinin yanındakiler traverten bloklar. Bu gazın çıktığı, karbondioksit gazının çıktığı ve termal suyun çıktığı yerin yanında da iyon sütunlarıyla bezenmiş yerler var. Şu mağaranın girişindeki şu nişin üstünde de bir yazı varmış. Hades'e ve karısı Kore'ye ithaf ediliyor bu yazıda. Bu kemerde yazıyormuş bu ama şu an ben göremiyorum onu. Burası Hades'in istihare mekanı. İki mekan var. Dindarların törenleri için ayrılmış. Bakın şöyle. Ve şurası. Oruç, dua, kurban ve termal suyla yıkanmalardan sonra bu istiare töreni için bu mekanlara iniyorlar. Şu kuzeydeki mekanda dindarların geceyi geçirdikleri yer var. Hades rüyalarını da görüyorlar. Ve gelecekler için de kehanetlerde bulunuyorlar. Hastalarını iyileştiriyorlar. Tiyatroya giderken yapıya daha rastladım. Burası bir ev. İyon sütun başlıklı ev diye geçiyor. Orijinal yapısı milattan sonra 2. yüzyıl. Aristokrat bir ailenin evi. Çünkü oldukça büyük, geniş ve süslü. Bu evde önemli olan Bizans öncesi döneme tarihlenen duvar üzerinde yazılmış bir yazı var. İlahi olduğu düşünülüyor bu yazının ve bir İncil parçası olduğu düşünülüyor yazılan yazının. Şimdi şu görkemli yapı tiyatroya doğru gidiyorum. Evet. Buradan tiyatroya giriyorum. Böyle görüntülere bayılıyorum. Karşıma çıkacak. Oy 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 oy. Oy oy oy. Sahne binasına inemeyeceğiz. Kapatmışlar. Arkadaşlar madem şu sahne binasına inemiyorum. Tiyatroyu buradan anlatayım. Çok yüksek oturma sıraları var çünkü. Zaten şuraya kadar da inilebiliyor. Bir defa en önemli özelliği bu tiyatronun 150 yılda bitirilmiş olması. O 60 yılında yaşanan depremden sonra, milattan sonra 62 yılında Flavuslar döneminde başlanıyor buranın inşaatına. Hadrianus döneminde devam ediliyor. 206 yılında Severuslar döneminde de bitiriliyor.
Şu oturma sıralarından 50 tane var. Tiyatro 2 katlı ve ikinci kata, bakın şurada anlatayım. İkinci katta 2 tane tünel girişi var. Tonozlu. Şunlar. Şurada da var bir tane. Şöyle 8 tane de merdiven sırası var. 7 bölüme ayrılıyor burası. Bakın şu aşağıda da bir kraliyet locası var. Bakın şu sahne binasında 5 tane kapı var. 6 tane niş var. Önünde de 10 tane mermer sütun var. Sütunlar 3 metre 66 santim boyunda. Ve sütunların üstünde de istiridye kabuğu şeklinde motifler var. Bu sahne binasının kabartmalı frizlerle süslenmiş olması ne biz Perge'de, Side'de ve Nisa tiyatrolarında da görmüştük. Kabartmalarda Helenistik dönemin de etkileri var. Özellikle mitolojik konular işleniyor burada. Şunlar da sonradan açılıyor bu tiyatroya. Daha çok işte gladyatör dövüşlerinin, hayvan dövüşlerinin yapıldığı döneme denk geliyor ve oralardan çıkışları var. Tiyatrodan anlatacaklarım bu kadar. Şöyle son bir tiyatro görüntüsüyle buradan da ayrılayım. Kentin agorasına da bir göz attıktan sonra artık çıkıyorum Hieropolis'ten. Gidemediğim yerler olabilir. İllaki de vardır. Hakkınızı helal edin. Şimdilik bu kadar. Aklımda kalan son bilgileri de anlatayım size. Hieropolis Roma İmparatoru Neron dönemindeki büyük depreme kadar, yani milattan sonra 60 Helenistik kentleşme ilkelerine sadık kalmıştır. Fakat bu işte depremlerden sonra tipik bir Roma kenti görünümünü de almıştır. Milattan sonra 395 yılında Bizans yönetimine geçiyor burası. Psikoposluk merkezi oluyor. Ve 12. yüzyılda da Anadolu Selçuklularının sınırları dahilinde kalıyor. Şehrin agorası burası. Burayı görüntülerken şehir hakkında biraz bilgi vereyim. Kentin kuruluşu hakkında bilgiler kısıtlı. Pergamon Krallığı zamanında 2. Euamenes tarafından milattan önce 2. yüzyıl başlarında kurulduğu ve Bergama'nın efsanevi kurucusu Telefos'un karısı Amazonlar kraliçesi Hera'dan dolayı Hierapolis adını aldığı bilinmektedir. Bakın burası bütün şehri dolanan su yolları. Bunların altı olduğu gibi kanal. Açık bir yer bulursam göstereceğim size. Bakın. Şunların altı olduğu gibi kanal. Dönüşte gene bence Hieropolis'in en mistik, en büyüleyici yerinden dönüyorum. Nekropollerin oradan. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.